E, maç içerisinde Tajic, Ceko ve Smanski'nin uyumu çok iyiydi. E, ilk i̇lk goldeki e, pres Tadic'in geri Ceko'ya pası, Ceko'nun tek vuruşu, Smanskin'in akıl dolu ara pası ikinci golde. Ama ne olduysa Gredel'in kendini attırmasından sonra gerek takımların başta Fenerbahçe olmak üzere gerek maçın gerekse hakemin hani bir anda tadı kaçtı, dengesi bozuldu. Maçın çok enteresan ve ilk yarı 10 kişi kalmış Antep'in son dakikada işte Altay'ın ama daha ziyadesiyle duran topta adam paylaşım hatası neticesinde 2-1 içeri girildi Fenerbahçe adına.